Orta Doğu niye kaynıyor? Hani son yüzyılda petrol için desek ondan önce niye kaynıyordu? Niye niye? Niye hep Orta Doğu ve Orta Doğu'nun kaynaması sadece o bölgeyi mi ilgilendiriyor? Komşularını mı ilgilendiriyor? Bütün dünyayı mı ilgilendiriyor? En önemlisi de dünyanın bütün süper güçleri niye orada? Evet. Orta Doğu kaynıyordu lafını kullanırken bizim bu sözü tabii çok periyodize etmemiz, dönemlememiz gerekiyor. Tarihin cereyanı, tarih denen oluşumun ortaya çıkışı ve bunun bir dünya tiyatrosu olarak karşımızda bulunması kaynama değil. Kaynama dediğimiz zaman kurulu düzenin kırılması, gelişmenin normal trendlerinin, eğilimlerinin dışına çıkması, Bugün orada öyle bir durum standart yok mu? sapmaların bile bir takım şeylere girmesi lazım. Yani artık standart sapmanın ötesinde bir takım başka türlü bir kaosa doğru gelişmesi lazım. Anormal bir köklenme. Bugün öyle bir durum var. Yani bu aşağı yukarı son yüzyılı budur Orta Doğu'nun. Ondan evvel biliyorsunuz 4 asırlık, hemen hemen tam 4 asırlık bir Osmanlı hakimiyeti var. Bu doğrudan doğruya bizim hemen güneyimizdeki işin garibi Yavuz Sultan Selim fütuhatı başladığı zaman Çukurova bölgesi, hatta bugünkü Güneydoğu Anadolu bölgesi bile tam anlamıyla elimizde değildi. Yani orada bile böyle bir saçaklanmalar vardı. Ama şu günkü haritada baktığınız zaman işte Suriye diye gördüğünüz, Irak diye gördüğünüz, Lübnan diye gördüğünüz yerler onun fütuhatıdır. Mısır'a geçelim bir yıl sonra. Üstünden de Trablusgarp vesaire diye Maghrib Arabistan'ı. O Kanuni Sultan Süleyman devrinde doğrudan doğruya yerli denizci devletlerle ve onları ele geçiren Barbaros Hayreddin Paşa sayesinde mümkün olmuştur. Ve bu çok ilginç bir şey. İlhak edilen bir bölge sayılabilir bu. Oradaki yerli beylerle münakaşa şey yapan, mübarezeye, çatışmaya giren ve onları tek tek dize getiren bir amiral kendisi bu tarafa bağlanıyor ve kaptanı deryalıkla övünüyor. Yani orada çok önemli bir kuvvete boyun eğmenin verdiği bir rahatlık, bir onurlanma var. Bugün Irak diye gördüğümüz, hatta İran'ın bir kısım toprakları doğrudan doğruya Kanuni Sultan Süleyman devridir. Çok önemli bir fütuhattır bu, kalıntıdır. Demek ki aşağı yukarı 4 asır. Hele Siz bunu sık bilhassa sık söylüyorsunuz. 4 asır huzurla yaşadı. 4 asır, evet, yani olabilecek Ben huzurla burada bir soru yaşadı. sormak istiyorum hocama. İçinde iki şey var, iki önemlice isyan var bizim için. Birincisi Dürzülerin isyanıdır Lübnan'da. Evet. 17. asır Ma'an oğlu Emir Fahreddin. O biliyorsunuz böyle yer cücesi gibi kısa boylu, kızıl sakallı. Fakat inanılmaz derecede zeki ve entrigan ve dünyaya çok açık bir Dürzü emiridir. Yani bulunduğu saray da bizim Topkapı'nın taklidi gibi bir şey, Dürzü emirlerinin. Ondan sonra bir 18 sonunda kaynama var ama 19'dur. Esas 2. Mahmut devrini içerir, Vahabi ayaklanması. Bu da bugünkü Suudi Hanedanı'nın başladığı bir şey. Suudiler o zaman Mekke emiri falan değil. O dönemde Suudi Arap Krallıkları ya da Arap Efendim, ülkeler var Suudi mıydı? Arabi Krallığı yok. Dahar diye bir, pardon, Dohar diye bir yer var. Sonra işte Umman mesela bağımsız gibi görünüyor. Ona da zaten damgayı yapıştırdılar. Korsan sahili falan diye. Ne korsan var ne bir şey yok Ürdün bize sahilde. kazık atmış tabii. Hayır, Ürdün o harbin sonlarına doğru işte bu Mekke emaretinde bulunan seyitlik iddia eden ve muhtemelen de doğru. Ha, bütün şecereler çok doğru değildir Orta Doğu'da, onu söyleyeyim. Yani bana kalırsa
En doğru Seyit Seceresi İsmailiyelerinki. Yani öbürlerin hepsinde bir şüphe işareti konuyor. Tabii zaman, bunu gidip de mesela bir şeye söylemeyeyim. Bir Suudi, şeye Suudi değil de bir Faysal soyundan birine, bir Ürdünlüye, bir Faslı'ya falan söylemeyeyim böyle şey. Yani hoş olmaz Ürdünlüye. Fakat bunlar şeydir yani çok açık bir şekilde söylemek gerekirse tartışmalı şecerelerdir. Şimdi bu şeyde Suudiler ayrı bir kabile. Onlar biliyorsunuz Necef'te bir Vahabi şeysi vardı, teorisi vardı. Bu İbn-i Taymiye'den esinlenen bir şeydir, doktrindir. Çok son derecede püriten diyebileceğimiz hani ecnebi dille konuşuyoruz. Niye onlara böyle büyük bir rol verildi? Petrol yatakları verildi ve evet ama şimdi bir şey birinci harpten sonra Suudi hanedanı hakim oldu bugünkü Arabistan'a. Yani şeyler gitti, Faysal soyu gitti oradan, kovuldu. Suudiler hükmettiler. Ve Suudilerin elinde petrol var, o kadar büyük para etmiyordu. Yani 1950'lere kadar İran petrolleri de çok bir şey getirmiyordu. Yani petrol çok şey getirmiyordu. Önemi doğrudur. Sanayinin büyümesiyle 20. yüzyıl başında açığa çıktı ama elan petrol çok aranan bir malzeme değildi ve çok büyük bir servet değildi. Petrol bir patlamaya geçti 50'lerden sonra. Daha doğrusu 50'lerden sonra o patlayan petrolden biz de isteriz diye ağlaşma başladı. Evet.